but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy, I've lost already. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. Hazırsa ben de artık oturabilirim. Suyum da varmış burada. Herkese günaydın. Saat şu anda 9'a 10 var ve biz kahvaltımızı yaptık. Beril okula gitti. Ben de kendime gördüğünüz gibi kahvemi yaptım. Ve yerimi aldım. Şimdi burada her zaman olduğu gibi oturup ikinci sayfa eşliğinde kahvemi içeceğim. Keyfimi yapacağım. Kahvem çünkü bayağı double fincan olduğu için bayağı uzun sürüyor. Ondan sonra da işte ne yaparım? Bugünkü vlog ne olur? Gün içerisinde neler yapıyorsam o olur. Bir de bugün şey yapmak istiyorum. Kedi dilli, güzel bir vişneli bir tatlı yapmak istiyorum. Pudingli. Onu da bir ara bir yerlere sıkıştırırız diye düşünüyorum. Evet. Yani bugünkü izleyecekleriniz bunlardan ibaret olacak. İşte dediğim gibi yine günlük evdeki işler, güçler. Ondan sonra bir tatlı tarifi, yemek mümek falan yaparız. Dün hiç yemek yapmamıştım ama bugün herhalde bir yemek olur evde. Dışarıda yemiştik dün çünkü. Ondan sonra cığıma dışarı çıkar mıyız, çıkmaz mıyız hiç bilmiyorum. Neyse evet, gün bize neler getirecek artık onları da vlogda hep birlikte görürüz. Daha fazla uzatma. Kahvemi içmem lazım, dilim damağım dolanıyor birbirine. Konuşamıyorum. Soğumadan kahvemi içeyim. Çok fazla konuşmayayım bence. Ondan sonra da bakalım bu vlog nasıl olacak. Evet, kahvemi içtim. Uzun uzun oturdum. Ve şimdi yapacağım pastanın malzemelerini çıkaracağım. Şurada vişnelerim vardı. Bence bu büyük poşet yeterli olur. Malzemelerimi şuraya çıkarayım ki hem de bu biraz çözülmüş olsun. Bunun çekirdeklerini ayıklayacağım. İçinden çıkaracağım. Böyle hafif buzlu, hafif çözülmüşken yani çekirdeklerini çıkarması daha kolay oluyor. Çekirdekle birlikte koymuştum bunları. Tabii ki de yani. Çünkü diğer türlü zor oluyor. Buradan daha pudingimi alacağım. Hazır puding kullanacağım. Tabii ki de şurada vanilyalı puding ve de kapağını geri kapatalım. Kedi dili. Kedi dili nerede? Şu bir paketi çıkaracağım. Tabii ki de bu yetmez. Bir tane daha almıştım. Onu da koyalım. İki paket yeter diye düşünüyorum. Önce şunu kullanırım. Sonra bunun içindekini alırım. Ondan sonra cığımı başka böyle kapatalım. Bir de süt lazım. Sütü zaten en son çıkarırım. Hem puding için lazım hem de bunları ıslatmak için lazım. Bir de bunları yapacağım. Tabağa getireyim. O da salondaydı. Böyle ayaklı derin bir böyle işte tatlılar için ya da salatalar için kullandığım bir kase var. Onu da salondan alayım. Geleyim hemen. Evet, aldım geldim. Bakın buna yapacağım. Böyle ayaklı. Güzel olur diye düşündüm. Aslında böyle hani ağzı bayağı bir geniş ama yani yine de bu da güzel olur işte. Evet. Bunu da buraya koyalım. Böyle malzemelerimiz hazır. Ama önce şu vişne dediğim gibi biraz çözülsün. Ondan sonra yapmaya başlayalım bence. Evet, şimdi başlıyoruz tatlıyı yapmaya. Önce sizi bir ayarlayayım. Hemen iki tane tenceremi çıkarayım. Tencere tencere. Küçük tencereler. Biri şu olsun. Vişneye. Bu da puding için olsun. Allah'tan bu küçük tencerelerim var. Var bunlarda her şeyi yapabiliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Vişnelerin çekirdeklerini ayıklamayacağım. Niye diye sorarsanız ya. Üşendim. Çünkü üşendiğim için. Kerem şöyle. Yani misafir geliyor olsaydı çekirdeklerini ayıklardım ama
kendimiz yaptığımız için ayıklamayacağım, düşmüyorlar. Evet, rengi de var ya, güzel bir suyu çıkmış. Şunu atalım. Kim, kettle'de su var mı? Varmış birazcık. Şu kadarcık yeter. Buna şekerle nişasta koyacağım. Pudingi de hemen. Yalnız konuşuyorum ama siz hiçbir şey göremiyorsunuz. Evet, koydum böyle. Suyunu da koydum. Nişastayla şekeri de koyacağım. Buna da hemen pudingi dökelim. Puding zaten klasik. İşte nasıl yapıldığını herkes biliyor. Hazır pudingin. 3,5 su bardağı süt gelecekmiş buna da. Önce bir vişnenin malzemelerini koyalım hemen. Ondan sonra da bunun sütünü koyalım. Önce bunu pişireyim, ondan sonra bunu pişireyim. Ya da önce bunu mu pişireyim, onu mu pişireyim. Neyse. Şunun önce bir şeylerini alıp geleyim hemen. Şekerli nişastayı aldım, geldim. Onlara da göz kararı koyacağım. Göz kararı. Önce bir şekerini koyalım. Yani vişne olduğu için çok tatlı yapmayacağım. Şöyle bir kaşık, hatta 1,5 kaşık koyalım şekeri. Bence biraz böyle ekşimsi olsun. Nişastasını da sonradan eklemeyeceğim. Yanlış söylüyorum. Az kalsın. Hemen şimdi ekleyeceğim. Onu da böyle çok katı olmasını istemiyorum. O yüzden bu kadar yeter bence. Biraz böyle sıvı olsun. Bunu işte pişirelim. Ondan sonra da pudingi yapalım. Hemen hazır zaten. Altını da yakayım. Bazen böyle hani bu böyle sos yapıldığı zaman işte nişastayı suda çözüp sonradan ekliyorlar ya, ben öyle yapmıyorum. Direkt böyle yapıyorum. Bir de aslında ben vişneleri böyle çekirdeğiyle yemeyi seviyorum. Böyle ağzınızdan hani çekirdeğini çıkarınız ya yerken, o böyle bir hoşuma gidiyor. O yüzden de aslında böyle bırakmak da istedim. Dediğim gibi misafir gelseydi çıkarırdım. Hani misafire ayıp olmasın diye, ama kendimiz olduğumuz için gerek duymadım. Evet. Şimdi böyle karıştıra pişirelim. Sos hazır. Bakın tam istediğim gibi oldu kıvamı böyle. Evet, birazcık da kaynadı. Şimdi bunu kenara alalım hemen. Rengi de çok güzel oldu bakın. Yani böyle biraz sıvı oldu. Çünkü soğuyunca da katılaşacak ya. Evet, tamamdır bu. Bunu hemen kenara alalım ve ocağa getirmeden şurada sütümüzü ayarlayalım. 3,5 su bardağı. Şu buçuğu. Önce buçuktan başladım. Hemen 3 bardağı daha koyayım. Hatta biraz belki fazla koyabilirim. Puding çok katı olmasın diye. Şu 1,5. Evet. Sütü de ocağa döktüm. Ay, çok kötü koktu. 2,5. En son bardak. 3,5. Birazcık daha. Çok az bir şey daha ekleyeceğim. Şu kadarcık. Evet. Ay, gene döktüm. Ay, battı ocak, battı. Rezil oldu ocak. Neyse, bunu hemen şimdi karıştıralım, pişirelim. Ondan sonra da tatlımızı tabakta şekillendirmeye başlarız. Ve bu da hazır. Bakın birazcık cıvık oldu dediğim gibi, ama işte katılaşacağı için altını da kapattım şimdi. Hani böyle işte kaşıkla alıp böyle servis yapılacak bir tatlı olduğu için de hani böyle biraz cıvık olsun dedim. Sonuçta kesmeyeceğiz yani. Evet, bunu da alalım buradan artık, yoksa yanacak. Kaynadı dumanlar altında. Bu
Buralara da sütü döktüm ya, var ya çok fena koktu. Bu da hazır. Bunu da şu kenara alabilirim. Sonra sizi şöyle çevireyim. Burada sütüm, burada kedi dilinin bir paketini açtım. Bir paketini de buraya kenara koydum. Belki dedim lazım olmazsa. Aslında aralarına koymak istiyordum ama Hindistan cevizi o kadar az ki. Bunu sadece üstüne dökeceğim böyle çıtır çıtır. Güzel bir şey olsun diye. Şimdi ilk önce şunu bir önüme alayım. Evet, böyle iyi oldu sanırım. Mutfağın ışığını da yaktım ki çok karanlık görünüyordu. Şimdi ne yapacağım önce biliyor musun? Bir saniye hemen şunun içinden kaşığı çıkarayım. Bir kepçeyle hemen şöyle bir kaşık altına dökeceğim. Daha birazcık daha dökeyim. Evet, bu kadar yeterli. Hemen kedi dillerini sütü bulayıp oraları size gösteremiyorum galiba. Şöyle bir dizelim bakalım. Gelişi güzel. Altı şey olduğu için pek görünmüyor. Dar ya bu işte. Darlaşacak sonra genişleyecek. Genişleyecek. Evet. Bence bu üç yeterli ya. Bakın böyle oldu. Yani şu kenarlara falan koymama gerek yok. Şimdi hemen yine pudingden. Bence ben de pudingi böyle elime alayım, öyle dökeyim. Tencerenin sapları da ısınmış. Şöyle. Sonra biraz açıyı değiştirdim. Sütü bu tarafa aldım, bu tarafa aldım. Burada niye böyle baloncuklar oldu acaba? Evet, şimdilik muhteşem vişnemizden. Buraya böyle dökelim. Yerken çok güzel olacak var ya, eminim. Hiç yapmamıştım. İlk defa yapıyorum sizinle. Ama mesela bu vişneli sosu çok yaptım. Kek yaptığım için hani böyle vişneli bir kek tarifim var benim. Onun böyle üstüne sos olarak geliyor bu sos. O yüzden hani sosu biliyorum ama mesela kedi diliyle bunu böyle hiç yapmamıştım. Şöyle vişnelerinden bolca dökelim. Çünkü kedi dilini sadece hani tiramisu yaparken kullanıyoruz ya, ya da mesela ben bunları böyle boş yemeği de çok seviyorum. Yani bunu ilk defa yapıyorum dediğim gibi. Geçen Beril'le aklımıza gelmişti. Sonra dedik yapalım. Vişneleri buzlukta görünce. Fırınımız da hala çalışmıyor ya, o yüzden böyle fırınsız tatlılar yapmaya çalışıyoruz. Evet, böyle dizeyim işte. Ondan sonra kat kat devam edelim. I'm doing the best that I can right now, but it's never enough. I'm not even ready to slow down. Just slow down. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. Bakın tatlıya yine yakınlaştırdım sizi. Yani tam bu tabağa göre oldu biliyor musunuz mu? Yani birazcık daha pudingi fazla olsa taşacaktı. Neyse. Şimdi bütün
Şimdi de döktüm. Şimdi böyle Hindistan cevizini de üstüne dökeceğim. Var ya, muhteşem bir şey oldu bu bence. Soğuyunca daha bombastik bir şey oldu. Şöyle. Hepsini dökeceğim. Ve muhteşem tatlı hazır. Bakın her yerine böyle vişnesini getirdim yani. Şu kenarlarına falan da. Şöyle nasıl göstereyim size. Yani kenarlarından pek görünmüyor ama yine de görüyor. Üstüne de kalanını döktüm dediğim gibi ve muhteşem tatlı hazır. Böyle misafir falan da ağırlayabilirsiniz bence bu kadar şeyle. Bir paket pudingle ve 1,5 kedi diliyle, işte vişneniz de varsa ama başka meyve de kullanabilirsiniz. Neyle yapmak istiyorsanız. Bence çok güzel oldu ve daha o kadar sıcak ki biraz oda ısısına gelsin ama sana da balkon atayım bana. Ve süper tatlımız hazır. Tatlıyı buraya aldım. Öyle kenarda dedim dursun başına bir şey gelmeden ve şimdi ne yapacağım? Demin Toygar kahvaltı yaptı. Okan öğlen yemeği yedi. Ondan sonra tabii işte bunun çıkan bulaşıkları. Bunları toplayacağız tabii ki de. Ne yapacağız? Makine boştu zaten. Yani birkaç şey vardı. Bulaşık işte. Bunları koymuştum zaten. Şimdi de bunları halledelim hemen hızlıca. Tatlının resmini çektim. Instagram'da da paylaşalım tabii ki de, değil mi? Çok güzel resim oldu var ya. Şimdi hemen bunu Instagram'a koyacağım. Tabii ki de tatlı yapınca hemen paylaşmamız lazım yani story'mizde. Ben de öyle yapacağım şimdi. Evet. Kamera da var ya, yapış yapış olmuş ellerimden. Hemen onu sileyim. Şarjdaydı bu arada. Aldım hemen üstümü de giyindim. Ani bir kararla IKEA'ya gitmeye karar verdik. Çünkü kiraya vereceğimiz evin eksikleri vardı. Onları alacağız ama o çeksem mi çekmesem mi bilemedim ama şöyle bir çekerim herhalde. Tatlı da biz gelene kadar soğumuş olur burada. Böyle yani televizyonu da kapatalım ondan sonra da çıkalım. Evet, çok karanlık oldu. Hava da var ya bayağı soğuk. Karlar marlar eridi ama neyse, IKEA'da çok uzak, uzun bir yolumuz var şimdi. Herkese merhaba. Yeni evime hoş geldiniz. Nasıl yeni evim? Her şey bembeyaz. Çok güzel ama çok karışık. Şu anda gözüm yoruldu buraya bakarken var ya. Ama çok güzel yapmışlar. Geçen buraya yeni girmiştim sanırım. Mutfakla iç içe. Bakın mutfak da burada. Evet neyse, biz IKEA'ya geldik gördüğünüz gibi. Ve gezmeye başladık tabii ki de. Şurada tavaları beğenmiştim. İkili tava vardı ama buradan almadım taşımayayım diye. Aşağıda mutfak bölümünden bakacağım. Tava almam lazım. Acilen evdekileri de atayım. Aslında bekliyordum birazcık daha şey yapayım diye, öyle set halinde alırım diye ama gelmişken IKEA'ya da alayım dedim. Ondan sonra da burayı gördüm böyle. Çok hoşuma gitti ve gireyim dedim.
Şimdi şey alacağız biz. Ne için geldik IKEA'ya? Şu maskemi bir takayım da. Bir saniye. Şey, komidin lazımdı. Komidin almaya geldik. Okan geçim komidinlere bakıyor. Ben de böyle kendi kendime takılıyorum işte. Yani anlayacağınız, dışarıda da kar yağıyor biliyor musunuz mu? Evden bir çıktık kar başlamış. Böyle yani, evet. Neyse, IKEA'yı gezmeye devam. Çok güzel bir kız odası. Hello. Telefonum çalıyor. Bir saniye. Okan arıyor. Beni kaybetti tabii. Beni arıyorlar. Allah, açamadım. Evet. Burada bir ev vardı, oraya girdim, oraya bakıyordum. Geliyorum. Geliyorum. Hadi. IKEA'da kendinizi kaybediyorsunuz gördüğünüz gibi. Neyse, gideyim de onları bulayım. Alt kata geldim. Hemen şuradan bir araba alacağım. Üçümüzde birbirimizden ayrılık var ya. Ben buraya Toygar yemek yemeye, yemek katında kaldı o. Ondan sonra Okan da gitti. Hepimiz ayrılık anlayacağız. Ben de şimdi şu dediğim tavaları alacağım. Şunlar. Yok, bu değildi. Onlar tekli olanlar. Şu. Şu tavalar böyle 99 lira. Böyle iki tane alacağım. Eğer devirmeden alabilirsem. Evet. Şöyle iki tane alalım. İçinde şey var. Hatta bence ben şu çantamı bir bırakayım. Çantamı şuraya koyayım. Tavalar böyle. İçinde bir küçüğü, bir de büyük var. Şöyle iki tane aldım. Bir çok güzelce yıkarız. Ondan sonra da evdekileri de çöpe atarız. Bir de şu spatula çok hoşuma gitti ama çok büyük gibime geldi. Alsam mı almasam mı? Kararsız kaldım. Yani böyle krepler için falan düşündüm. Yani sırf krep içinde böyle şekli çok şey gelmedi bana. O yüzden de almayacağım. Evet. Gezmeye devam et. Şundan var bende. 38 TL olmuş. Tepsiler. Evet, neyse. Güzel bir şeyler bulursam alabilirim belki. Aslında bir şey almaya gelmemiştim ama. Okan bana hep diyor ki seni buralarda bırakmaya korkuyorum diyor, var ya bir şeyler alacağım diye korkuyorum diyor. Ama yani IKEA'ya da gelince insan bir şey almadan gidemiyor ki. Hiçbir şey almasanız bir tane mum alıp gidiyorsunuz yani. Geldik, gelir gelmez ne yapacağımı şaşırdım var ya. Yok, çekmiyorum. Beril orada çiğ köfte yiyor. Beril okuldan aldık geldik. Tatlıyı şey yapacaktım. Üstünü streçleyecektim. Sonra da dedim ki neyse önce bunu yap dedim. Beril'e çiğ köfte koydum. 4 tane mi var senin? Çok büyükler. Marol'la birlikte yiyor. Çok acıkmış. Burada da şey pakette ama hani dediğim gibi çok büyük oldukları için böyle onları ikiye bölüp bölüp kendi elimle sıkıp sıkıp böyle tabağa koyacağım şimdi. Misafirimiz var çünkü. Sürpriz misafir. Kardeşimin eşi. Kardeşimin kocası. İşte Merzifon'daymıştı. Almanya'ya da geri döneceği için buraya Ankara'ya gelecek ki bizde kalacak bir gece herhalde, değil mi? Bir gece mi verin? Senin haberin var mı? Bir gece kalacak. Var tatlı da tam. Yani Ömer'in gelmesine denk geldi. Ondan sonra çiğ köfteyi de Ömer seviyor diye aldık ama bu kız dayanamadı, yiyor. Yemek de yapacağım tabii ki de ama yemeğe daha var yani. Çorba yapacağım, yoğurtlu çorba yapacağım. Ne yapacaktım? Tavuk but, bulgur pilavı, işte salata, çiğ köfte, mantarı çıkardık buraya. Şimdi şöyle dursun diye onu da akşama yapacağız. Aldığımız tavalar burada, bunları yıkayacağım birazdan. Markete uğradık, yolumuzun üstünde BİM vardı. Hemen BİM'den bir şeyler aldık. Şu tuvalet fırçalarından aldık iki tane. Onları buraya koyduk. Marketten de ne almışız? Onlara bakalım mı? Evet. Domates. İşte but aldık. Şöyle. Domatesim de düştü.
Islak mendil aldım. Yaş hurma. Bu Ramazan'da geliyor ya, Bim'e hep ben alıyorum oradan. Şimdiden aldık. Bim'in bulguru çok iyi oluyor. Oradan bulgur aldım. Şimdi kola yapacağım. Kola aldık. Ve var ya, geçen gün gözlerime inanamadım. Kemal Paşa tatlısı. Kralın Kemal Paşa tatlısı 30 liraydı ve Bim'e de gelmiş. Bim'de de görür görmez aslında benim vardı ama yedek alayım dedim. Olur olmaz dedim ve 5.90'a şu gördüğünüz bir paket. 30 lira nere? 5.90 nere? Bir de tereyağlık. Tereyağımız bitmişti. Bunları da var ya, size göstereceğim diye buraya boşalttım. Neyse, buradan yerleştiririz geri ama önce bir hemen hızlıca ellerimi yıkayayım. Ondan sonra da bu çikolataları sıkıp tabağa koyayım. Hazır var ya, yapanın elleri çok büyükmüş herhalde, bayağı büyüktüler. Böyle küçültünce bayağı çıktı. Şurayı da marul için ayırdım. Hemen bunu streçleyip dolaba kaldıracağım. Sonra da tatlıyı streçleyeceğim. Sonra tavaları yıkayacağım. Şu işim var anlayacağınız. Şunu hemen bir kapatalım. Marulu en son yaparız. Hemen dolaba kaldıralım bunu. Thank you.
Ben geldim geri. Yemeğimizi yedik. Bu da haberlere çıktı var ya. Şimdi Okan, Ömer, Toygar gittiler. Çınar'a Galatasaray forması alacakmışlar. 10 numara olacakmış bir de. Onlar hemen çıktılar. Ben de buraları topluyordum işte. Hemen dedim kamerayı da açayım. Ve vlogu kapatayım dedim. Sandalyeler burada biraz karışık. Burası da bu durumda. Makineyi boşaltıyordum. Ondan sonra da bulaşıkları dizeceğim tabii ki de. Burası toplu zaten arkam. Pilavdan birazcık arttı. Bulgur pilavından. Bir de çorba arttı. Gördüğünüz gibi de o kadar çok acıkmıştılar ki Toygar artık bana huzur vermedi. Mantarı da yetiştiremedim. Mantar orada duruyor hala. Neyse, ben şimdi burayı toplamaya devam edeyim. Ama önce vlogu kapatayım bence. Vlogu kapatalım ama vlogu kapatmadan önce bir şey daha var, onu unuttum. Evet, niye unuttum? Tavalarımı göstermeyi unuttum. Bakın. Buraya yıkadım ve koydum. Diğerlerin hepsini de attım. Böyle hepsi. 4 tanesi. 2 küçük, 2 büyük. Böyle burada da bayağı bir yer açıldı. Tatlı yiyecektin ya. Hadi git. Balkonda tatlı getir, koy. Tamam mı? Ben de vlogu kapatayım. Çınar Galatasaray forması istemiş ya, onu almaya gittiler Kent Park'a. Bu sefer burada kapatalım. Bu dolabın içinde kapatalım. Ben bulaşıkları toplayayım ama size de veda edeyim dediğim gibi. Umarım hoşunuza giden, beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Bir günlük vlog olmuştur. Bayağı dolu dolu bir vlog oldu diye düşünüyorum. IKEA'ya bile gittik yani, sürpriz. Sensiz. Evet, sensiz. Bu da bayağı soğumuş. Şimdi ben vlogu kapatayım. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı, bir de videoyu beğenmeyi unutmazsanız da çok sevinirim. Vlogu kapatayım. Ondan sonra da Beril'e pasta servisi yapayım. Pasta mı? Tatlı. Çok olmam. İşim var. Ne işin var? Proje hazırlıyor. Ha, tamam. Tamam, çabuk oluyorum. Hemen hızlı hızlı. Bay bay. Hoşçakalın. Kaşık. Kaşık da getir. Evet. İlk tadımı Beril yapacak. Uf, çok güzel kokuyor. Beril'cim, büyük kaşık getirir misin? O ne ya? Tatlı kaşığı getiriyorsun ya. Tatlı kaşığı, o da tatlı zaten. Hayır, bununla koyacağım ya. Ya kavga dövüş yaptırıyorsun bana ya. Böyle tatlılara ne deniyor sen biliyor musun? Hayır. Böyle tatlı, vişneli tatlı bitti. Uf, bombastik. Hadi bakın. Bakın, yeter mi bu kadar? Yeter. Al bu kaşıkla ye. Hayır. Tamam. Doğru. Bunu da geri kapatıp geri kaldıralım. Bunu da balkona geri koy ama. Çabuk. Yapmanın, tamam, neyse, ben götüreyim o zaman. Hadi.